20 yaşlarında ben İstanbul'a geldim ve Süheyl Ünver Hoca'dan Türk süsleme sanatları ve minyatür konusunda dersler almaya başladım. 1-2 yıl bazı kopyalardan sonra kendi kompozisyonlarımı üretmeye başladım. Yani minyatürden yeni tasarımlar yapmak, günümüzü resmetmek. Hatta İstanbul, tabii ki çok çalışıyorum, yani en çok eserlerim İstanbul konusunda, ama başka dünya şehirlerinde yapmaya başladım. Bu çalışmalar günümüze doğru süratle gelişerek, üst üste koyarak tabii ki çoğaldı ve sanat yönü biraz daha arttı. Çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlerin adıdır minyatür. Minyatür kelimesi Latince'de kırmızı renkli kurşuna verilen isim olan minium'dan gelir. Çünkü eskiden Batı'da cümle başındaki harfler bu maddeyle kırmızıya boyanırdı. Geleneğimizde ise bu sanata nakış ve minyatür sanatçısına da nakkaş denir. Gördüğünü kağıda nakşeden elbet görmediğini de kalbine nakşedecektir. Minyatür bize engelsiz bir dünya sunar. Yakın uzak yoktur minyatürde. Uzaktaki yakınımızdadır. Ramazan ayı benim için önemli bir ay. Bir kere herhalde tesadüf mü artık bilmiyorum. Seyahatlerim genelde hep Ramazan ayında oluyor. Yurt dışı seyahatleri, sergiler. Benim için çok verimli geçiyor. Onun dışında seyahate çıkmadığım zamanlar şöyle söyleyebilirim. Ramazan ayında en çok eser ürettiğim ay. Belki de bu aylarda hani biraz dini konular, işte camiler falan daha çok çalışıyor olabilirim farkında olmadan. Gönlün önünde dağ olmadığı gibi evleri, şehirleri gizleyen dağlar da yoktur. Her küçük detay başka bir renktedir. Ağaçlar, caddeler, insanlar hepsi çok küçük ve iç içedir. Minyatür, insanın evrende kapladığı yerin ne kadar küçük olduğunu hatırlatır bize. Bu acziyeti fark eden insan büyür, Ademken adam olur. Minyatürden anlarız ki yazıya, çizgiye, hatta akla sığmayan alemler gönle sığar. Bir kağıt ölçüsüne bir alemi sığdırır minyatür. Bir yılın sevincini, huzurunu, arınmasını kendi içine saklayan Ramazan gibi. Minyatür, alemin özetini sunar bize. Oruçsa bize bütün alemleri açar.